Bir gün yine yüzleşeceğiz. Bu dünya böyle sürmez. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğim. Köpek tasmasıyla gezeceksin. Kolpacı. Yan yan yürümeyle olmuyor bu işlerde. Alıp gelsene düşkünsülüğü. Abdülkadir'i düşkün Abdülkadir. Kıymetli kardeşlerim, bir de bu arkadaşların bir kozu var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türk düşmanı bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyi varmış. Ben onunla para alıp işte bu organizasyonları yapıp Türkiye'ye biraz önce artık bir daha suçlayamayacakları şekilde anlattığım olayı yapıyormuş. Kardeşlerim, size hep diyordum ya, bunlar bana ne yaptı, gittiğim ülkelerde anlatacağım. Siz de dinleyin. Sonra bir kelime söyleyeceğim. Ben Türkiye'den çıktım, lanet olsun dedim. Kitaplarımı aldım, çocuklarım yanımda geliyor gidiyorlar, eşim. Sakin, huzurlu, açıklama yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum, kimseyle kavga etmiyorum, lanet gelsin diyorum, hiç kimseyle muhataplığım yok. 8 ay kaldım. 8 ayın sonunda emniyetten bana bir davet. Lan herkes arkadaşımı zorladı. Bütün iktidar partisi ortakları, onlar, herkes. Bana dediler ki parmak iziyle şey yapacağız, resim. Dedim ya bu suç işleyenlere yapılır. Ben bu ülkede suç işlemedim ki, oturumum var, şirketim var. Dediler böyle böyle bizim bir uygulamamız var. E dedim ben herkesle görüşüyormuş, kimseye yapmamışsınız böyle bir uygulama. Tek uygulama bana mı dedim bu yapılacak? Devlet ama sonucunda verdik parmak izini, göz işte şey, göz değil pardon, resim. Oradan çıktım tabii, yılların kurduyuz, pardon bozkurduyuz. Kurt Mehmet Ağar, biz bozkurtuz. Hemen araştırdım, Türkiye Interpol'ünden yazı gelmiş. Aynı anda Sırp gazeteleri de haber yapmaya başladı. E Sırbistan'la kimin arası iyi? Bizim. E diğer bizim Müslüman ülkelerden daha çok Sırbistan'a yardım ediyoruz. Bizim TİKA bile bütün her şeyi oraya yapıyor. Tabii hemen işi anladım. Ama ya orada da bir çevre yaptık. Sayılıyoruz, seviliyoruz. Her şey çok güzel. Tüm Balkan ülkelerine on binlerce bilgisayar dağıttık. Resimlerini paylaşacaktım. Sonra bu olaylar olunca paylaşmadık. Belki bir gün onları da paylaşırız. Ya Budva'da bugüne kadar bir tane cami mescit olmamış, biliyor musunuz? Osmanlı zamanında Venedikler oraya kiralandığı için asla olmamış. Ya oraya mescit açtık ya. Tarih boyunca ilk mescit. Öyle yaptık, devlet ayarladık filan yaptık. İlkin dediler çok büyük yapmayın, dikkat çekmesin ama açtık. Emir bil marufun yayılması için, yapılması için yaptık. Şimdi biz orada sevildik ya, bu deli oldular. Ya Kosova'ya geçtim, orada da oturumum var. Kosova'da insanlar çok seviyor. UÇK ilk devlet kurulduğunda beni davet ettiler. Resmi törenle UÇK plaketler verildi, şey yapıldı. Yapmış olduğumuz yardımlardan dolayı, savaş zamanı. Baktım orada da ambiyansta bir farklılık var, gelgitler oluyor. Türk Partisi Başkanı, hepsi çok değerli insanlar, arkadaşlarımız, dostlarımız. Hemen dedim Makedonya'ya geçeyim, yani buradaki hava iyi değil dedim. Geçtim Makedonya'ya. Bir arkadaşım ben cezaevindeyken ölmüştü, onun mezarlıklarını yapıp oradan ayrılacaktım. Sonra Türk Partisi'nin başkanı, Enes Başkanı, Enes İbrahim, çok şerefli, namuslu bir adam. Genç, pırıl pırıl. Ya iktidarda da koalisyon ortağı, ya dedi burada kal dedi, ya dedim sıkıntı olur, ben gidip dedi görüşeyim, beraber gittik, görüşmeler yaptık, tamam kalacağız. Üçüncü ayın sonu, bir baktım,
Amerika Saddam'ın sarayına inanın öyle girmedi. Yüzlerce asker, 200 tane tüfekler, bomba, cemseler. Lan ne oluyor dedim arkadaş. Anlamıyorum da. Bizim tabi bizim büyükelçilikten aktarmışlar. İşte şu kadar silah olur, bu kadar tüfek olur. Şu olur, bu olur. Adamlar çatışma bekliyor böyle. Geldiler evde çocuk mocuk. Lan ne oluyor? Beni aldılar götürüyorlar. Polise yolları kesmişler. Sonra gittik. Dediler vize ihlali yaptın ya. 50 euro. 2 gün vize ihlali yapmışım. Cezası 50 euro. Sırf o masrafın mı? 50 bin dolardır o operasyonun masrafı. Tabii içeri bir girdim. Baktım. Tercüman dedim isterim. Bir tane komiser getirdiler. Arnavut bir arkadaş. O da bize şey yapıyor. Tercümanlık. Çocuk da diyor ki abi onlar seni tanımıyor. Hani vize ihlali falan olur mu? Birazdan diyor hemen ilgilenirler, bırakırlar. Bana dediler imzala. Bir baktım neyi imzalayayım? İmzala dedikleri şey şu. Kuzey Makedonya Üsküp, Türkiye İstanbul. Uçak. Genelde ben hayatımda hiç kumar oynamam. Beceremem. Yani elim o kağıtları dizemiyorum. O da bir yetenek. Böyle peş peşe diziyorlar, altı dişiyorlar filan. Ama rahmetli babamın lakabı poker rahmetti. İyi poker oyuncusu. Herhalde ondan geçmiş. Bir blöf yaptım orada. Dedim uluslararası arenada sizin devletinizi mahkum ettireceğim. Ben siyasi dedim mahkumum. Aslında blöf değil, doğru söyledim. Hepinizi dedim takip edeceğim. Hepinizi mahkum ettireceğim. Devletinizi mahkum ettireceğim. Dünyanın en iyi avukatlarını tutacağım dedi. Vallahi de yapacaktım. Orada da bir kadın, anne işte, anne güdüsüyle, yaşlı da bir bayan ama yıldızları vardı. Onların rütbeleri nasıl oluyor bilmiyor. Kadın bunlara bir şeyler diyor işte, siyasi iltica diyor, bir şey diyor. Kadın da sorun çıktı, ortalık karıştı. Bana dediler Kosova'ya gider misin dedim giderim. Beni Kosova sınırına bıraktılar, ne pasaportum var üstümde, ne de param. Pardon. Bir pasaportum var, param yok, telefonum yok, hiçbir şeyim yok. Çünkü evden direkt çıkarıp getirdiler sabahın 7'si. Orada bir adam vardı, Allah ondan razı olsun. Kosova sınırında hep ona dua etti. İşte kim var, ne var, dil yok, anlaşamıyoruz. Bende de yok, onda da yok. Sonra orada çok değerli Afrin kardeşim var. Allah ondan razı olsun, bana çok emekleri geçti. Dedim benim arkadaş, kardeşim işte böyle böyle internetten girdi, buldu, telefonunu neyse çağırdı. Afrin geldi, biz oradan gittik. Afrin dedim beni Arnavutluk sınırına getir dedim. Ne oldu dedi, burada kalalım. Yok dedim, burada kalmayalım. Niye? Burası dedim birazdan karışacak. Yılların tecrübesi biliyorum. Bir anda Afrin'in iş yerine polisler. Göç idaresinin müdürüne polisler. Bizim Büyükelçilik İçişleri Bakanlığı arıyor. La bir insana bu kadar zulüm edilir mi? La oturuyorduk da kitap okuyorduk lan, bırakın da bizi ya. Uyan devi uyandırdınız. Bundan sonra sorun sizin, benim değil. Allah'a emin olsun sizin, benim değil. Siz uyandırdınız beni. 20-25 senedir yatıyordum. Sakin, huzurlu.